3 Aralık akşamında Halk'ın ekranında halk Ana Haber bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Reklam arasında boş durmuyorum gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Ee, engelli izleyicilerimiz de tweet atmışlar. Evet doğru çok haklısınız sorunlar çözülmüyor ancak 3 Aralık'ta duyacağımız bir güzel söz yine de bizi mutlu eder demekteler. Ee, eşit haklar talebi sadece bu bunun altını çizmek istiyorum. Güzel sözlere karnımız tok derken bundan bahsediyordum. Bilir misiniz Türkiye'de kayıtlı engellilerin, engelli bireylerin yarısı dahi devlet yardımından yararlanamıyor. Engelli öğrencilerin %60'ı okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Tablo böyle. Meclis önüne giden engelliler içeri alınmıyor, seslerini duyuramıyorlar. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bugün. İşte Türkiye'de engelli olmak Pandemi koşullarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sorunlarını dile getirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeydiler. Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu adı altında farklı kesimlerden engelli bireyler ve sivil toplum örgütü temsilcisi oradaydı. Temsilcileri burada taleplerini dile getirdi. En önemli talepleri ise platform isimlerinde de yer alan istihdam haklarıydı. Kota istediği kadar dolmuş olsun Aralık ayında Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un bir açıklaması oldu. Atama yapılacak beyanı var. Biz bu atamanın en azından 7 bin-10 bin civarında bekliyoruz. Önce hak sahibi olanlar bir sonraki değişiklikte kriter değiştirildiği için hak sahibi olmaktan çıkarılmıştır. Emeklilik hakkındaki değişiklik de gündemdeydi. Emeklilik haklarının ellerinden alınmasına tepkililerdi. Aynı zamanda zorla emekliliğe Burada en can yakıcı olanı da emeklilikle ilgili. Siz 10 yıl önce emekli olmuşsunuz. O günkü yönetmeliklere göre. Yani %40 engelli olduğunuz için. Ama bugün kriterler değişmiş. O gün yüzde 40-50 alanlar bugün bugünkü kriterlere göre alamıyor. Ama daimi kadroya geçen engelli işçi kardeşlerimize siz 15 yılınızı doldurdunuz. Zorunlu olarak sizi emekli ediyoruz baskıları ile karşı karşıya. Engelli bireyi ailesine bağımlı hale getirmekte gerçek hiçbir geliri olmadığı halde gelir sahibi olduğu yan yanılsamasına yol açmaktadır. Sorunlarımızın çözümü konusunda adımların atılması gerekiyor ama ne yazık ki şimdiye kadar gözle görülür, ee, ciddi adımları yaşamadık ve bu pandemi sürecinde bu sorunların daha da ağırlaştığını az önce konuşan arkadaşlarımızın hepsi dile getirdi. 2022 ve 2828 sayılı yasaların değiştirilmesini talep ettiler. Onlarca yüzlerce ayrıca talep var ama öncelikle yasama organından bu yıl, bu yasama yılında bunları çıkarmalarını Hükümetin de bu önlemleri ivedilikle almasını talep ediyoruz. Türkiye'de 2 milyon 530 binin üzerinde engelli vatandaş var. %60'ı okulu bırakıyor. Bu oran Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en fazla %25. %77'si sosyal dışlanmışlık ve yoksulluk riski altında. En büyük eşitsizlik ise istihdamda göze çarpıyor. 2 milyon 500 bin engelliden sadece 90 bini istihdam ediliyor. Bunun da sadece 12 bini kamuda çalışıyor. <laughs> Sehven 3 Mart yazılıydı ekranda. Sağolunuz gönderdiğiniz tweetlere teşekkür ederim. Peki 3 Aralık Engelliler Günü de 3 Ocak değil mi? 3 Şubat olmasın mı? 3 Mart, peki ya 10 Mart, 15 Mart, peki ya 30 Aralık, her gün engelliler günü. Her gün bu bültende engellilere dair, engellilerin sorunlarına dair haberler yapmaya da gayret ediyoruz. Zira sorunları dağ gibi, onlar da bunu aktardılar. Efendim şöyle bir tweetlerinize bakıyorum, gönderilen tweetlere. Enflasyonu konuştuk az evvel ilk bölümde, %14 diye açıklandı. Buna gülüp geçen izleyicilerimiz var, %14 enflasyon. Gelip bir de bize sorsunlar diyen izleyicilerimiz var. Ee, az evvel açıklandı İstanbul'daki vefat sayısı koronavirüsten. Salgın hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı az evvel açıklandı. Ee, şimdi 231 şurada duruyor. Ee, bu sayı ortada. Bakalım birazdan da Türkiye genelinde e, koronadan vefat edenlerin sayısı açıklanır. Biz de e, mukayese etme karşılaştırma şansına sahip oluruz. Aşı ile ilgili özel bir haber hazırladık. Hani olalım mı olmayalım mı? Aşı karşıtlığıyla muhaliflik e, aynı şey değil. Yani iktidarın getireceği hiçbir aşıyı olmam. Böyle bir şey yok. Kim getirecek? Tabii ki e, şu anda e, devleti yönetenler getirecek bu aşıyı. Fakat gelen aşının Güvenilir olması gerekiyor. Bu budur söylenen sadece. Faz 3 çalışması tamamlanmış, onaylanmış, güvenilir olduğu anlaşılmış aşı ve ücretsiz olmalı ve herkese yapılabilmeli. Budur ilk günden beri söylediğim aslına bakarsanız. Şimdi gelin devam edelim. Bir şehit haberi vereceğim size. Şehit polisimizin haberini. Kahramanmaraş'tan geldi gündüz haber. Kahramanmaraş'ta bir otelde cinayet zanlısı varmış. Onu gözaltına almaya gitti polis ekipleri. Otelden ateş açıldı üstlerine. Bir polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı. Olay sırasında kaçan saldırgan bir süre sonra yakalandı. Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed Karataş, Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere ateş açtı. Herkes. İki arkadaşımız yaralı. Üvede, özel rakat, üvede, özel... Üçüncü katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi. Açılan ateş sonucu biri ağır, iki polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Zanlı olay sırasında otelden kaçtı. Özel harekat polisleri oteli operasyon düzenledi. Kent genelinde yapılan geniş çaplı çalışmalardan sonra zanlı av malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde mermi alırken yakalandı. Yaralı yakalanan şüpheli açın, hastaneye kaldırıldı. Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi. Açın, açın. Ya ya. Şehit olan polis memuru Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehit polisin Osmaniye'deki baba evine Türk bayrakları ısıldı. Şehide Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet haklısınız sağ olun. Ben de sizden öğrendim gönderdiğiniz tweetlerden. Şu an neredeyse tüm televizyon kanallarında Ankara'daki o önemli açılış var. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 300'e yakın davetli var. Şu koronavirüs ortamında bina açılıyor. Keşke hani tedbirlere tabii protokol için tedbirler alınmış vaziyette. Bina güzel olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan opera binası açacağız demişti. Cumhurbaşkanının senfoni orkestrasının binasıdır ve dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın da büyük çabalarıyla yapılmış, vaktinden çok sonra tamamlanabilmiş, neredeyse 6 yıl gecikmiş bir açılış törenidir ama güzel oldu bina. Hayırlı olsun. Bu kadar açılış törenine bağlanmayacağız elbette. Çünkü aktarmam gereken çok haber var. Sabaha Siirt depremi haberiyle uyandık. Siirt'te ve bölgedeki diğer illerde de hissedilen e, ve Kandilli'nin 5.2 olarak açıkladığı sonra 5.1 olarak revize edilen deprem. Can ve can kaybı yok çok şükür. Ancak büyük korkuya sebep oldu. ve bir kez daha bize deprem gerçeğini hatırlattı. Türkiye'de her an bu ve bundan büyük depremler ve her ilde olabilir. Siirt güne depremle uyandı. Çok korktum. Biz de uykudaydık. Zaten onun etkisiyle uyandım. Kalkar kalkmaz ayakta ya dedim yanlış mı görüyorum dedim. Ayakta duramıyordum. Merkez üssü kurt olan sarsıntıyı Kandili Rasathanesi 5.1, Afat 5 büyüklüğüyle duyurdu. Depremin etkisiyle uykudan uyanmak çok kötü. Allah daha beterinden korusun inşallah. Hissettik eşyalar nasıl sallanmaya başladı. Çocuk ağlamaya başladı. Biz de getirdik. Allah beterinden korusun. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da hissedildi. <laughs> Merkez üstünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi kahvaltıda, kimi markette yakalandı. Depremin ardından rehabilitasyon merkezi ve kreş tahliye edildi. Bazı evlerde derin çatlaklar oluştu. Afat kurtalana bağlı Karabağ köyünde hasar meydana geldiğini açıkladı. Deprem sırasında Siirt merkez'e bağlı Yerli Bahçe köyünde de dağda toprak kayması meydana geldi. Siirt valisi Osman Hacı Bektaşoğlu il ve ilçe merkezinde hasar yaşanmadığını kırsalda araştırmaların sürdüğünü açıkladı. Şu anda 20 civarında ihbar ulaştı. Bunların hepsi cam kırığı, hafif hasar. İki binada biz merkezde, Kurtalan Merkez'de bir de Karabağlar Köyü'nde orta hasar biz iki tek katlı evde orta hasar meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da depremin ardından Siirt Valisi Hacı Bektaşoğlu'nu arayarak hasar hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Siirt'ten izleyicimiz paylaşmış videoyu deprem anında dağdan kaya parçaları koptu büyük bir gürültüyle diye onu da sizinle paylaşayım ben de. vatandaş gazeteciliği diye bir şey var. Şimdi elimizdeki telefonların hepsi belgeliyor olup bitenleri. ve çok saygı duyuyorum ve bizi asla yanıltmayacağınızı biliyorum. Halk TV izleyicisi öyledir. Bu görüntülerin Siirt'te bugün çekildiğini söylüyor izleyicimiz. Dağdan kopan kaya parçaları 5.1 büyüklüğündeki depremle demekte de o anı e, kaydetmiş. Bir bir kez daha geçmiş olsun diyeyim ben. Şimdi peki e, şöyle de sorayım. Bu ülkede şunu gördük. E, Twitter'dan istifa eden İçişleri Bakanı gördük. Twitter'dan istifası kabul edilmemiştir açıklaması gördük. Instagram hikayelerden istifa paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı gördük. Bunları hep yaşadık. Twitter çöptür diyenler en çok Twitter kullananlar. Vatandaş kendi elindeki haberleri, bilgileri paylaşıyor. Bir taraftan hızlı bir bilgi paylaşımı var. Evet bilgi kirliliğine de yol açabiliyor. Fakat yorum yapmaya kalktığı zaman başı da derde giriyor. Şimdi çok önemli hayatımızın bir parçası. Twitter, Facebook, YouTube. Hele ki YouTube. YouTube videoları gündem belirliyor. Apayrı bir dünya. Şimdi bu saydığım 3 ee, sosyal medya ağının da kapanması söz konusu Türkiye'de. Bir sonraki seçim ne zaman olur bilmiyorum ama şunu yazamayabiliriz yani seçimde. Sandıkları bırakmayın. Şu bölgede benim elimdeki tutanağı daha götürmedim, teslim etmedim gibi şeyleri yazamayabiliriz. Yani bunu yazacak bir mecra bulamayabiliriz. Belki TikTok videosu çekerek haberleşmek durumunda kalabiliriz. Niye? Çünkü Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına verdiğimiz süre doldu. 30 gün verilmişti. 30 milyon tutarında ceza kestik. Bu şirketlere cezayı bildirdik. Bir sonraki aşama reklam yasağı uygulayacağız. Eğer yine dediğimizi yapmazlarsa ne dediğimizi de söyleyeceğiz şimdi. Bu sefer kapatma yoluna gideceğiz. Kapanır mı sizce Facebook, Twitter, YouTube? Kapanırsa ne yapacağız? Bir planınız var mı? Anlatın. Sosyal medya yasasıyla günlük erişime 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. 1 Ekim'de yürürlüğe giren yasayla temsilcilik açmayan sosyal ağlara 10 milyon liralık idari para cezası Kasım ayı başında uygulanmaya başlandı. Hükümetin kendi, kendi aldığı e, hani karar e, süreci işliyor, yasal süreç işliyor. İlk idari para cezasının üzerinden geçen 30 günlük süreçte de, Facebook, Twitter ve YouTube gibi dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilcilik açmadı. Bu nedenle ikinci aşamada uygulanacak olan 30 milyon lira tutarındaki cezayla karşı karşıya kaldı. İlk etapta bekledikleri bu temsilci kişi olmayınca bunu biraz da ağırdan alıyor hükümette. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için ikinci kez kesilen 30 milyon liralık cezalar şirkete bildirildi. Sosyal medya platformları kendi işlerinde hani böyle bir şey uymanın bu süreci çok zor olacağını karar verdiler ki e, hükümetle böyle e, kapışmak istemez hiçbiri. İkinci idari para cezasının tebliğinin ardından sosyal ağ sağlayıcıları 30 gün içerisinde temsilcilik açmazlarsa reklam yasağı, 4. aşamada internet trafiği bant genişliğinin %50, 5. aşamada ise bant trafiğinin %90 daraltılması yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak. Reklam gelirinin kesilmesi demek hükümeti de etkileyecek bir durum. Sonraki aşama belki bir hani yasak da gelebilir. Şirketler cezanın ardından bir ay içinde temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar dörtte bir oranında düşecek. Ben vazgeçilebileceğini düşünüyorum bu yasal süreçten. Bir takım değişiklikler yapılacaktır. Ben de o kadar iyimser değilim. Vazgeçilmeyeceğini ve sonuna kadar gidileceğini ve tam da en kritik zamanda en çok ihtiyaç olan anda ...bir süreliğine en azından kapanabileceğini düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kimileri için çok ağır geçti, 50 yıl gibi geçti 2020 ki çoğunluk böyle. Kimileri için de hiçbir şey anlamadık ki bir gün gibi geldi diyenler de var. Kimileri için de öyle, normal bir yıl olmadı. Pandemi yaşadık, çok zordu gerçekten ve sonuna doğru geliyoruz 2020'nin. Günler birbirine karıştı, aylar birbirine karıştı, hiçbir mazeret değil engelli izleyicilerimiz az evvel 3 Aralık yerine 3 Mart yazılıydı ekranda. E, diyenler görüntüde almışlar canları sağ olsun. Hata yapılmış efendim. Bir kez daha özür dileyim ben. Şimdi e, özür dilenince konu tatlıya bağlanır mı? Eğer böyle bir hani telafisi mümkün bir şeyse evet. E, peki ne hangi durumları özür gerektirir? Her şeyi yazıyorlar Twitter'dan. Muhaliflere serbest. Hakaret etmek serbest. Mahkemeye gitseniz sizin lehinize bir sonuç çıkmıyor çoğu zaman. Ya da yıllar sürüyor dava. Tehdit etmek serbest muhalifleri, muhalif gazetecileri, hatta siyasi parti liderlerini. Serbest ama aksi aksi mümkün olmuyor. En ufak bir eleştirde hemen hakaret davası açılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, tarihinde en fazla Cumhurbaşkanı hakaret davası bu dönemde açıldı ve mahkemelerin iş yükü çok ağır. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez de bir kez daha CHP liderine dava açtı. 500 bin lira manevi tazminat istiyor. Ee, niye? CHP liderinin söylediği sözler sebebiyle ne söylemişti? 500 bin liralık dava açılıyor bir bakalım. Para için devletin itibarı sarsılır mı? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha. Gerekçe Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalar. Ey Kılıçdaroğlu evet ne işte ey bu şu. Bırak sen gevezeliği. Sen bırak gevezeliği. Sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan mısın değil misin? Bu sözler sonrası Erdoğan dava açtı. Katar'la yapılan 10 maddelik ticari anlaşmalar sonrası başlayan ordu tartışmasında Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı bir kez daha FETÖ ile işbirliği yapmakla suçladı. Erdoğan 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bakalım davadan ne sonuç çıkar göreceğiz efendim. Latife Soysal çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hatırlatıyor gündemi de sosyal medya belirliyor diyor. Doğrudur. O kadar çok tepki gösterdik ki sosyal medyadan haklıydık ama hiç kusura bakmasınlar. Azerbaycan hükümeti kusura bakmasın. 10 Kasım'dır evet zafere ulaştıkları gün Karabağ'da. Fakat 10 Kasım'ı zafer günü ilan etmek hoş olmadı. Tepkimizi ortaya koyduk sosyal medyadan yapma can Azerbaycan dedik. Aliyev kulak vermiş tepkilere. Artık zafer günü 10 Kasım değil, Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü değil. Azerbaycan 8 Kasım'da kutlayacakmış zafer gününü. Güzel, olması gereken olmuş. Bir selam gönderelim Azerbaycan'a. FETÖ ile devam edelim efendim. E, dün akşam... Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV'de katıldığı programda konu oraya da geldi. 31 Mart seçimlerinde önce seçim sürecinde kendisine kurulmak istenen kumpas hakkında konuştu İmamoğlu. İşte sözleri. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun Cendere adlı kitabında bir kumpas iddiası yer aldı. 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili kitapta yer alan bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP tarafından FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. İddiaya göre bir bakan bir avukatla bir araya geliyor ve bir FETÖ sanığına gidiyorlar. Diyorlar ki İmamoğlu ve Çerçeoğlu'nun FETÖ bağlantısı olduğu ile ilgili açıklama yap. Ardından da tahliye ve para vaat ediyorlar. Söz konusu kumpasta adı geçen bakansa Bekir Pakdemirli. İddialar Pakdemirli'ye soruldu. Ancak ne yanıt verdi ne de yalanladı. İmamoğlu Pehlivan ve Terkoğlu'na kumpasta adı geçen bakanı araştırdıkları için teşekkür etti. Bu konuyu kullanarak Sayın Cumhurbaşkanı bu mevzuyu kamuoyuna anlattığında ya da bir böyle bir ithamda bana dair bulunduğunda bunu açıklayarak işin içinde ne yazık ki bu süreci tetikleyen bir Vakan olduğunu e, duyduğumu ifade ettim, e, ama kimse irdelemedi, ilgilenmedi. Barış Bey ilgilendi, Barış Beyler ilgilendi daha doğrusu. E, ama seçimden önce e, kulaklarımızda bu vakanın nasıl geliştiğini bize anlatanlar oldu. Programdan son bir bölümü daha size e, izletmek istiyorum çünkü. E, en ilginç bölümlerden biriydi. Şimdi Belediye Meclisi'nde, İstanbul Belediye Meclisi'nde AKP'li bir belediye meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer, "Sizin haberiniz bile yoktur o okuldan." diye Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyordu İstanbul'daki bir okulla ilgili. Ekrem İmamoğlu da söz edilen okulun kütüphanesini ben yaptırdım. Sizin haberiniz yok." dedi yanıt verdi. Çok konuşulmuştu sosyal medyada. Dün akşam programda söz o oh, kütüphaneye de geldi. Bırakın bu travmayı ya. Seçimi kaybettiniz ama ben vallahi de billahi de sizin de belediye başkanımızım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Şirin Payzı'nın konu oldu. İstanbul'u ilgilendiren çok sayıda başlığın ele alındığı programda İmamoğlu, belediye meclisinde AKP'li Yavuz Selim Tuncer'le yaşanan diyalogtan da bahsetti. Beylikdüzü'nde bulunan bir endüstri meslek lisesi. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir hayatında. Yok kütüphanesini ben yaptım. Gidip bakalım O tebrik ediyorum. Şahsen ben. Demek yaptım. ki yaptığınız bir şey var hakikaten yani. Ya benim 5 yıl görev yaptığım, 25 30 yıl yaşadığım. Benim görev yapma anlayışımı biraz araştıran bir adam. Belki de sen o okula hiç gitmemişsindir diye suçlayamaz. İmamoğlu, AKP'li meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer'le yaşadığı kütüphane diyaloğuna ilişkin demek ki beni seviyorlar yoksa böyle pas atılır mı diye sordu. Yöneticilerin arasında Yöneticiler... da, beni, çok beni çok seven var. Öyle mi? Tabii o kadar güzel paslar atılır mı? Sıfırdan mı yaptınız? Biz burada... Belediye üçün... başkanı değilken yaptım. Gidip bakabilirsin. Ha, hayrınıza yaptınız. Tabii çok var öyle. Gidip bakabilirsin. Demek ki diyorum dersine çok çalışmış ya. Ben buradan iyi bir gollük pas atayım Ekrem İmamoğlu. Nun. O da bir gol atsın. Yani bu kadar bana çalışan beni çok seven mensupları var onların aslında. Çok önemli bir sorumluluk. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde olmak hangi partiden seçilmiş olursa olsun orada oturanlara büyük bir sorumluluk yüklüyor. Az evvelse Siirt'te meydana gelen depremde yaşanan yıkıntıyı gösterdim. 5.1'di. İstanbul'u 7 ya da 7'nin üzerine bir deprem bekliyor. Her an olabilir. Her an. Peki şehir hazır mı? Dün aslında akşam eline boyuna deprem gerçeği konuşuldu. İstanbul'un deprem gerçeği konuşuldu ama daha 2018 yılında bir imar affı çıkmadı mı bu memlekette? Ne çirkin bir görüntü. İstanbul'dan beton deryası. Kaçı bu konutların sağlam? Kaçı değil. Şimdi 2018 yılında çıkarılan imar affı gibi afflar e, periyodik aralıklarla çıkarıla geldi. Ve e, şu anda İstanbul'da 11 milyon konut var. Yıkılabileceği söylenen 11 milyon konut. İzmir depremini üzerinden biraz zaman geçti konuşmaz olduk. İzmir'de ağır hasarlı 36 bina sonradan ruhsatlandırılmış mesela. Aflardan faydalanmış ağır hasarlı binalar. İstanbul'da bunun gibi binlercesi var. İzmir yıkan depreme ilişkin yürütülen çalışmalardan imar affı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında ağır hasarlı binalardan 36'sının imar rafı ile ruhsatlandırıldığını söyledi. Ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılardan 36 tanesi şu anda elde ettiğimiz verilere göre yapı kayıt belgeli. Bütün binaları görüyorsunuz içler acısı, çürük yapılar. Mühendislik hizmeti almamış denetimsiz yapılardır. İşte bu yapılarda deprem güvenliği olmayan yapılardır. Acilen bunların incelenmesi gerekir. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan imar affı yaşanan her depremle yeniden tartışmaya açılıyor. Verilere göre imar affına bugüne kadar 10 milyon 79 bin kişi başvurdu. Bu rakam Türkiye'deki yaklaşık 11 milyon konutun imar kanununu aykırı yani kaçak yapı olduğunu ortaya koyuyor. Bizler o zamanlar şunu söyledik. İmar barışı kentlerin kalbine batırılan bir hançerdir dedik. Oturduğum ev mezarlık yani. 70 senelik bina ucuz diyor orada oturuyoruz. Ne kirişleri var ne şeyleri var. Yani ilk depremde böyle tuzla buz oluruz yani. İzmir'de her iki konuttan biri imar kanununa aykırı. Ancak listenin başını İstanbul çekiyor. Büyük Marmara depreminin beklendiği İstanbul'da 1 milyon 747 bin civarında kişi 2018 yılından bu yana imar affına başvurdu. Demek ki İstanbul'daki yapı sorumuzun 1 milyon 200 bin civarındaki yapı stoğumuzun yarısı kaçak, ruhsatsız, iskansız yapı. Çok çürük, çok hasarlı binalar var. Hala insanlar bu binalarda oturmaktalar. Sanki insanlar bir e, tabut içinde oturuyormuş gibi. Vatandaş kaygılı. Uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İstanbul'da en az 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Eğer önlem alınmazsa İstanbul'da beklenen olası deprem çok sayıda can kaybına neden olacak. Şakası yok. Çok hızlı bir şekilde nasıl önlemler alacaklarsa almaları gerekiyor. Aksi halde gerçekten içimizi yakacak zayiatlar verebiliriz. Nereye harcandı bu paralar? Niye bugüne kadar beklendi? 1999'dan bugüne 21 yıl geçti, 22 olacak. 2021 kapıda. Ne yaptık? Bir arpa boyu yol mu gittik depremde? Biz bu kente ihanet ettik denilerek ihanet devam ediyor. Geçen yönetim süresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satılan füze rampasını da gördük. Dün akşam konuştuk biliyorsunuz. Bir Arap ülkesine adı açıklanmayan bir Arap ülkesine verilecekmiş verilememiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satmışlar füze rampasını. Belediyede ne yapacak füze rampasını almak durumunda kalmış herhalde o dönem. Füze rampasından itfaiye aracı yapılmış diye anlatmıştık. O aracı gördük. Şu değil. Bu koca Yusuf diye tabir edilen araç bu değil. Şu kenardaki iki itfaiye aracı füze rampasından çevrilmiş. Füze rampasından itfaiye aracı. Güler misin ağlar mısın? İtfaiye yeni araç alıyor. Dedim ki neden yeni Niye? araç alıyor? Mevcut araçlar yetmiyor mu dedim. Ya dediler mevcut araçlar İstanbul'da kullanılmaya uygun değil. 1 ee, milyon 200 bin euro ile 1 milyon 500 öyleydi. bin euro arasında. Arasındaydı doğru. Her birine bu kadar para vermişler. Varmışlar. Bir evet. de bunlara Koca Yusuf falan diye böyle tunturaklı da bir isim vermişler. Yakıt tüketimi %100. Tek bir firma bunu ürettiği için bakım şeyinde çok masraflı. Çünkü ona bağımlısın. İstanbul sokak ve caddelerine uygun değil. İtfaiye aracı görüyor olabilirsiniz. Ama üretildiklerinde öyle değillerdi. Onlar birer füze rampasıydı. Yabancı bir firma bir Arap ülkesine satmak için üretmişti. Anlaşmazlık olunca firma füze rampalarını itfaiye aracına dönüştürdü. İstanbul İtfaiyesi'ne sattı. 2006 yılında hem de 90 adet. Halk TV ekibi o araçları görüntüledi. Bunlar ebat itibariyle çok büyük araçlar tabii. Kullanışlı mı? Zaten değil. Kullanımı zor, maliyeti yüksek. Bir de arızalanmışlar pek çok kez. Mesela Van'daki depremde buradan göndermiş olduğumuz 6x6 aracımız Van'a varana kadar 3 defa arıza yapmış. Bu sebeple İzmir ve Elazığ'daki depremlere gönderilememiş. Cesaret edip bu araçları gönderemedik çünkü bunlar çok sık arıza veriyorlar. Şimdi orada görmüş olduğunuz ikisi 6x6 dediğimiz kendi aramızda öyle adlandırıyoruz ama aslında... Bir tanesi arama kurtarma aracı, Diğeri ise ilk müdahale aracı yani söndürme aracı. Üçüncü aracımız ise Koca Yusuf diye adlandırdığımız ve robotik bir itfaiye aracıdır. Tartışmalara neden olan araçlardan birisi bu ise adedi tam 1.1 milyon dolar adı ise Koca Yusuf. Sokaklara giremeyecek kadar büyüklükte. Bu araçtan tam 13 adet var. İtfaiyecilerin yaklaşamadığı yerde uzaktan kumandalı olarak yangınlara müdahale ediyor. Ağırlıklı olarak endüstriyel yangınlarda etkili. Bizim endüstriyel yangınlarımız o kadar da yoğun değil. Dolayısıyla 13 tane Koca Yusuf'a ihtiyaç var mıydı diye de sorarsanız bence yok. yani İlk alımda 3 tane alınmış daha sonra bir 10 tane daha alımına gidilmiş ve bunlar... Kullanışlı olmadığı halde bir de maliyetleri de çok yüksek. İtfaiye ekipleri araçların kullanışsız olduğunu Ekrem İmamoğlu'ndan önceki yönetime bildirmişler. Teşkilatın içerisinden bunların çok fazla kullanılamadıklarını, zamanında bu konuda olumsuz düşüncelerini daha önceki yönetime ifade ettiklerini söylemişler ama sonra bir direktifle veyahut da talimatla diyeyim bu konuda yorum yapılmaması gerektiğini söylemişler. Yılda 20-25 bin yangına müdahale eden İstanbul İtfaiyesi şimdi yeni araçlarını bekliyor. Bizim daha farklı araçlara ihtiyacımız var. Karşımıza çıkan resim şu. Yani bunlardan bir şekilde kurtulmamız lazım ama minimum zararla daha ebatları küçük, manevra kabiliyeti yüksek itfaiye araçları istiyoruz. Burada bir kamu zararı var mıdır yok mudur? Ee, düşüncesiyle yola çıktık. Biz bu konuda zaten bir e, e, soruşturma başlattık. Hangi Arap ülkesine satılacakmış acaba bu füze rampası da almaktan vazgeçmişler. Katar değildir diye tahmin ediyorum. Katar hiçbir şey almaktan vazgeçmiyor. Her şey. Dün akşam bültende yarış atı sperminden söz ettim. Ne varsa Türkiye'de her şeyi alıyorlar. Tank palet fabrikasını deyince de kızıyorlar. Ali Mahir yüklenmeye devam ediyorlar. Dün Genelkurmay Başkanı da konuşmuştu. Ee, Ali Mahir başarının tank palet fabrikası üzerinden dile getirdiği sözler hala siyasetin sıcak gündemi. Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşları'nın Milli Savunma Bakanlığı'na destek ziyaretine gitmiş olmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir tepki geldi. Soruyor Kılıçdaroğlu diyor ki tank palet fabrikası işçilerinin yanına gitti mi acaba aynı sivil toplum kuruluşları? Satıldı Katar'a, satıldı. İşte o haber. Ya ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti Katar'ın beslemesi oldu? Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmiyoruz en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar. Buna itiraz eden var mı? Ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde Katar besliyor. Cümleyi eski bir AKP milletvekili söyledi. Mehmet Metiner. Metiner'in cümle içinde kullandığı besleme kelimesi tank palet fabrikası polemiğinde yeni bir perde araladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti liderini ziyaretinin ardından Metiner'in cümlesini hatırlattı. Ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar. En kritik dönemlerde. Hiç başka bir ülke yok. Buna itiraz eden var mı? Bunu konuşan var mı? Buna bu yanlıştır diyen var mı? Bunu düzelt. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Katar'ın beslemesi olamaz diye düzelt diyen var mı? Yok. Tartışma CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında tank palet fabrikası üzerinden yaptığı bir açıklamayla alevlendi yine bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Liderlerin sert polemiği kurmaylarının da aynı sertlikte mesajları üzerinden devam etti. Hepimiz biliyoruz, yüz yüze bakıyoruz, gözlerin içine bakıp soruyorum AK Partili milletvekillerine. Bir yalanın peşine bir parti takılmasından rahatsız değil misiniz? Vekiline tek kelime edemeyenler, milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın cumhurbaşkanımızı dil uzatıyorlar hukuk ve millet önünde hesabını soracağız. Bu konuların tartışılmasını istemiyorlar. Konuşacağız, tartışacağız. Türkiye Varlık Fonu'nun %10'u Katar'a satıldı. Bugün CHP bir komisyon kurulması için önerge verdi mecliste. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu önerge reddedildi. Onu da söyleyelim. Bu arada bu akşamın Turkuaz tablosu geldi. Şimdi bakalım birlikte bakalım. 32.381 yeni vaka sayısı. Vefat sayısı 187. Şimdi sadece İstanbul'da 24 saatte salgın hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı bu 187 diye tabir edilen ifade edilen Türkiye genelinden daha fazla. Ben her akşam bu şekilde veriyorum. Kusura bakmayın. Buna sözde tablo diyoruz. Diye diye gerçeğe yakın bir yere noktaya getireceğiz herhalde salgın bitmeden. 231 İstanbul'da salgın hastalıktan hayatını kaybeden ve defnedilen kişi sayısı 231. Türkiye genelinde koronadan öldüğü ifade edilen kişi sayısı 187 son 24 saat içinde. İki tablo ortada. 30 üzerinde vaka sayısı. Bu da bu sabitlendi. Bir sürede böyle gidecek herhalde 32 bin diye. Düşmüyor da 31 bin, 32 bin bu şekilde bir sürede böyle açıklanacak herhalde. Ağır hasta sayısı 5611 şöyle bir bakıyorum. Geçmişe dönük veriler açıklanacak demişti. 520 bin diye hasta sayısını görüyorum. Geçmişe dönük veriler de ilave edilmemiş durumda hala. Türk Tabipleri Birliği çağrı yapmaya devam ediyor bakanla Gerçekleri kamuoyundan gizlemeyin diye. Her gün bir meslektaşımızı yitiriyoruz diye. Ve hala koronavirüs meslek hastalığı sayılmıyor. Çalışıyor sağlıkçılar. Canlarını dişlerine takıp çalışıyorlar. Ama kendilerini gerçek anlamda yalnız bırakılmış hissediyorlar tükendik. Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalığıdır. Mesleğimizi seviyoruz, hakkımızı istiyoruz. Salgın sürecinin başından bu yana en büyük cesareti de en fazla riski de onlar taşıyor. Türk Tabipleri Birliği üyesi sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanından seslendi. Covid-19 meslek hastalığı sayılsın dedi. Covid-19 meslek hastalığı olsun. Dirimizi koruyamadınız, tükeniyoruz. Bari ölümümüzü koruyun. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 meslek hastalığı olarak sayılmalıdır. Tırmanışta olan vakalarla birlikte sağlık çalışanları hemen her gün koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Ancak COVID-19 hala meslek hastalığı olarak görülmüyor. Geçtiğimiz hafta meclis komisyonundan geçti ancak henüz genel kurula gelmedi. Sağlık çalışanları COVID-19 enfeksiyonlarını direkt çalıştıkları ortamlardan aldılar. COVID-19 neredeyse her gün bir meslektaşımızın vefat etmesine sebep olmaktadır. Salgın süresince 200 e aşkın kayıp verdiler. Türk Tabipleri Birliği 3 Aralık sabah yaptığı paylaşımla bu sabah 4 Ekim arkadaşımızın ölüm haberiyle güne başladık diye duyurdu kayıpları. Ancak bu sayıya da akşama dek bir kayıp daha eklendi. 3 Aralık akşamı itibariyle 5 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. Covid-19 tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Bu talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Ne demişti salgının ilk günlerinde tır şoförü Malik, Malik Baran Yılmaz? Beni bu virüs değil sizin bu düzeniniz öldürür demişti. Sonra da başına gelmeyen kalmamıştı. Malik Baran Yılmaz'ın bugünlerde yüzü gülüyor. İnşallah gülmeye devam eder. Çalışıyor efendim. Nihayet bir iş buldu. Hatay Belediyesi'nde işe başlayacağını duyurdu. Teşekkürlerini sıraladı. Şimdi e, ama yine de doğru bildiğini söylemekten geri durmayacaktır. Hatay Belediyesi'ne çalışmaya başladım diye Cumhuriyet Halk Partili biliyorsunuz belediye. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de eleştirmeyecek değil. Onu da eleştirecektir yeri gelirse. Biz tır şoförü Malik'ten çok şey öğrendik. Bana bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Bu sözlerle tanıdı Türkiye oldu. Tır şoförü Malik Baran Yılmaz evde nasıl kalalım diye sormuştu ve çalışmazsam ekmek yok demişti. İşçiyim ben, tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Bu sözleri sarf ettikten sonra gözaltına alınmış ve o günden bu yana da iş bulamamıştı. Beni bu düzeniniz öldürür diyerek milyonlara ulaşan Malik Baran Yılmaz sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi. Çok büyük bir var az önce Hatay milletvekilimiz Sayın Mehmet Güzel Mansur aradı. Belediyedeki bütün işlemlerin tamamlandığını, sigortamın başladığını, birkaç gün içerisinde de işbaşı yapacağımı söyledi. Sesini ilk sosyal medyadan duyurmuştu ve işbaşı yapacağını da ilk sosyal medyada paylaştı. Çok mutluyum dedi ve teşekkürlerini sıraladı. Ben e, çok mutluyum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey sizin sayenizde. Gerek paylaşarak, gerek yani sol arayarak, mücadele vererek gerçekten çok minnettarım sizlere. Hepinize minnettarım. Yüreğinize sağlık. Salacakla kalın. Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye. Ne güzel söylemişti. Nasıl kalalım, nasıl kalacağız diye. Bu video yayınlandıktan sonra da başına gelmeyen kalmamıştı. Çalıştığı işinden olmuştu. Bu ülkede insanlar işlerinden edildiler. Doğru konuşmaya devam ettikleri için. Dün akşam bültende bir haber duyurmuştum size. İstanbul'da maalesef bir apartman katında, bir bodrum katında çok sayıda köpek bulundu diye. Şimdi haberin detaylarına bir bakacağız. Bu ülkede her akşam vurguluyorum, sıkılmadan, bıkmadan, yorulmadan hayvan hakları yasası yok. Hayvan hakları yasası olmadığı için hala mal görü gözüyle görülüyor hayvanlar ve her ne kadar göstermelik bir satış yasağı olsa da satılmaya devam ediliyorlar. Satın almayın hayvan mal değildir. Sahiplenin dışarıda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Cins olsun ama öyle istiyorum. Hayır bırakın olmasın. Hepsi cinstir hayvanların. Şimdi cins hayvan alacağım diye bu ticaretin devam etmesine sebep oluyor birileri. Bunun adı hayvan sevgisi değil. Bunun adı kendime çanta almak yerine, marka çanta almak yerine cins köpek aldım. Başka bir şey değil hava atmak için. Bu hayvan sevgisi değil. Bakın bu, bu iş nereye gelmiş söyleyeyim. Cins köpekleri getirmişler. Yavruları da var. 68 köpeği bir apartman dairesine tıkmışlar kafesler içinde. Havlamasınlar dışarıdan duyulmasın diye bir kısmının ses tellerini almışlar. Kuyrukları kesilmiş, kulakları kesilmiş. Zor durumdalar bir operasyonla ele geçirildiler buraya ee, üretim çiftliği diyorlarmış üretip satacaklar İşte neyse ki bir kısmı en azından şu yavruların bir kısmı kurtarılabilmiş onun haberi. Tüm köpeklerin ses tellerini sökmüşler havlamasınlar diye. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evin bodrum katında kaydedildi bu görüntüler. Polis ihbar üzerine gitmişti eve. Hayvanların koşulları korkunçtu. Küçük hücrelerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu. Köpeklerin ses telleri havlayıp gürültü yapmasınlar diye alınmıştı ağlayacağım. çok kısilerin bozuk şu an. Popüler köpek cinslerinin olağanüstü kötü koşullarda üretildiği yüzlerce evden biri burası. Köpekler ardı ardına doğum yapıyor. Daha yavrularını emzirmeden yavrular satılıyor. Koşullar korkunç. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Allah ım, Allah. Im. Yakalanan kişiye 12308 lira ceza kesildi. Polis olayın diğer sorumlularını bulmak için soruşturma başlattı. Var mı Var var, var, var. Karıştırdım İstanbul dedim, Ankara keçi öğren burası. İstanbul'da da bugün Ümraniye'de 15 boa ve piton yılanı ele geçirildi. 15 piton yılanı Ümraniye'de. Onları da satmak için getirmişler o hayvanları da. Çünkü hayvan hakları yasası yok hayvanlar hala mal e, ve yeterince denetimde yok. Sahip çıkmıyoruz. Doğaya da sahip çıkmıyoruz. Canlılara, hayvan sevgisi aşılayamıyoruz çocuklarımıza. Üzülüyorum çok. Dünyada eşi benzer olmayan bir ülkeyiz biz. Kapadokya'nın bir örneği daha var mı dünyada mesela? Yok. Şimdi Kapadokya'nın üstü çok kıymetli. Kapadokya'nın üstünü bırakmışlar altı ile ilgileniyorlar. Avanos'a götüreceğim sizi. Avanos'ta eylem var. Nevşehirliler tedirgin. Gözlerini Kapadokya'ya dikmişler. Altın arama faaliyetleri var. Her yer bitti. Sıra Kapadokya'ya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç eylem yapanlarla birlikte. Burada altın madeninin aranmasına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Nevşehir'in Avanos ilçesindeki ziyaret dağı mevkiinde 406 hektarlık alan altın madeni tehdidiyle karşı karşıya. Edin, CHP Doğa Halklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Nevşehir CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki grup altın arama çalışmalarının yapıldığı alanda açıklama yaptı. Burası bin yıllık tarih, binlerce yıllık tarih. Burası kültürel, kültürel göz bebeğimiz. Başka bir şey değil, işin şakası yok. Burası Kapadokya, Dünyada böyle bir yer başka yok. Öztunç konuşmasında yabancılara satılan yerleri hatırlattı. İstanbul Borsası Katarlılara, Tank Palet Fabrikası Katarlılara, Kaz Dağları Kanadalılara, İliç Avustralyalılara, Kapadokya'da Kanadalılara öyle mi? Yok böyle bir dünya. Yok. Kapadokya'nın bozulmasına, bu tarihin bitirilmesine bizler izin vermeyeceğiz vermeyeceğimizi göstermek için ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak bugün buradayım. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise bölgede yürütülen altın arama çalışmalarına izin verilmesine karşı yürütmeyi durdurma davası açacaklarını belirtti. Şimdi Kapadokya'dan İzmir'e gideceğiz. İzmirliler bilir. Tarihi elektrik fabrikası vardır İzmir'de Alsancak'ta. Bu tarihi elektrik fabrikasını belediye bundan bir süre önce Büyükşehir Belediyesi e, ee, iki yıl önce 35 milyona aldı. Yenileyelim. İzmirlilerin kullanımına sunalım. Güzel bir tarihi bir binadır diye. Sonra ihale iptal edildi. Yaptırmıyorlar. E kendileri yapsınlar. Kendileri de yapmıyor. Çürümeye terk edilmiş. E belediye yapsın. Belediye de yaptırmıyorlar. Ortada tuhaf bir durum var. İzmir'e bir gidelim. Tarihi elektrik fabrikasının satışı da açık arttırma usulüyle yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 35 milyon lira bedelle bu fabrikayı satın aldı. İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkartılmış, ihale 35 milyon lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza Anonim Şirketinde kalmıştı. Özelleştirme İdaresi ihaleyi onaylamadığı için devir gerçekleştirilemezken Tarihi Elektrik Fabrikasını tekrar satış portföyüne aldı. Bu ihale neden iptal oldu? 35 milyon liraya belediyemize verilmemesinin altında siyasi bir amaç mı var? Sosyal demokrat bir belediye başkanı olduğu için önüne takoz mu konuldu? CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter parasıyla alınan yerin neden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmediğini sordu. Fabrika sahibi ihaleyi alan firmanın buna yetkisinin olmadığını söylemekle yetindi. Nasıl uygun olsun onu bir anlatmanız lazım. Bir, ikincisi madem uygun görmüyordunuz bu şirketi e sizden dosya aldı. E onu inceleyin. Bakın bu belediye şirketinin bu ihaleye girme yetkisi var mı yok mu? Yani bu şaka değil ki, oyuncak değil ki. Siz bir rakam yükseltiyorsunuz orada. İzmir zaten yatırım alamıyor. Yeni yatırımlara engel olmayın çağrısı yaptı CHP'li vekil. İzmir milletvekili olarak, içinizde tek İzmir milletvekiliyim, feryat ediyorum. Yani İzmir olarak bizim arkadaşlarımız ediyor ama İzmir olarak biz zaten yatırım almıyoruz arkadaşlar. Bırakın yapacağımız yatırımın önüne geçmeyin. Şimdi bu akşamın tablosu ile ilgili 32 bin, 30 binlerde sabitlendi herhalde bu kez de veriler diye tweet atan izleyicilerimiz var. E, aşı ile ilgili bir haber hazırladık. Şimdi e, hazırlanıyor, daha doğrusu birkaç dakika içinde ekrana gelecek. Tabloyu bir bir kez daha inceleyelim birlikte. Bu arada aşı haberi yetişecek. E, aşılar da, Çin aşısı da yolda. 11 Aralık'tan itibaren yapılacağı söylendi aşının. E, 11 Aralık'a bir şey kalmadı. Şunun şurasına bir hafta kaldı. Bir hafta sonra gelecek ve ilk uygulamalar başlayacak. Şu anda hali hazırda Türkiye'de bu Çin aşısı yapılmış kişiler var. Onlar gönüllü. E, fakat siz insanları zorunlu kılamazsınız. E, Fazüç çalışması tamamlanmamış bir aşıya zorunlu olarak insanları yönlendiremezsiniz. E, e, bu vaka tablosu bu arada dünyada ilk üçün içindeyiz. Şu açıkladığımız verilerle dahi ilk üçün içindeyiz. Bunu iki ile çarpmamız gerektiğini düşünüyor. Türk Tabipleri Birliği gerçek biraz daha netleşir o zaman diye. Bunları ilk gün açıklamış olsalardı eğer yaz aylarında turizm sezonunu ön planında tutup bu rakamları gizlememiş olsalardı belki biz de o faz 3 çalışması tamamlanmış aşılar için adımızı listeye yazdırabilirdik. Geciktik. 2021 yılı için geciktik. Şimdi apar topar nereden bulabilirsek oradan getirilmeye çalışılıyor. Hayır şunu söylemek istemiyorum. Çin aşısı güvenli değildir. Bilmiyoruz ki. Yani fazüç çalışması sonuçları yok ortada. Bilmiyoruz. Ama güvenli olduğunu bildiğimiz aşılar var. Şu Biontech'in aşısı vardı az evvel arkadaşlar. Onu bir gösterebilir miyiz? Bizim Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in ürettikleri bizim diyorum tabii ki Türkiye'den gitmişler. Almanya'da çalışmasını yapmışlar. Belçika'da üretiliyor aşı. Bunun faz 3 çalışması tamamlanmış. Güvenilir olduğunu, nispeten faz 3 çalışması tamamlanmamış aşılara göre güvenilir olduğunu biliyoruz. Peki biz niye adımızı oraya yazdıramadık? Neden 1 milyon doz belki gelir diye bakıyoruz? İngiltere'ye yola çıktı bile gidiyor. İngiltere siparişini verdi, yola çıktı gidiyor. Japonya bütün ...nüfusunu aşılama aşılayacağını hem de ücretsiz yapacağını söyledi. Bizim farkımız nedir? Eksiğimiz nedir daha doğrusu? İşte aşı haberimiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı için tarih verdi. İlk aşılama için 11 Aralık'a işaret etti. Sözleşmesi yapılan koronavirüs aşısının ilk aşamada... ...sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağını açıkladı. Aşı ile ilgili Aralık ayında genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için ilk aşamada Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavak aşısı ile işe başlayacak. Ancak aşının üçüncü faz testleri henüz sonuçlanmış değil. Uzmanlar Çin aşısı konusunda muğlak ifadelerin olduğu görüşünde. Lisanslanmış henüz uluslararası e, e, kuruluşlar tarafından lisansları tamamlanmış herhangi bir COVID-19 aşısı bulunmamaktadır. Ancak faz 3'ünü tamamlamaya yaklaşan yaklaşık bir 10 kadar firma vardır. Çin ile ilgili herhangi bir veri yok şu ana kadar. Ee, yani faz 3 verileri yok. Ee, faz 3 verileri çıktıktan sonra e, onam süreci başlıyor. E, bu da bunun da 1-2 hafta sürmesini bekleyebiliriz. Bakın Biontech e, bir haftadan fazla oldu e, açıklamalarını yapılıyor. hatta 10 gün oluyor. Hala Amerika'da e, incelemeler devam ediyor. 200 sayfalık bir e, veri sundular. Aşılar geldiğinde öncelikle Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelenecek. Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Profesör Doktor Vedat Bulut, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun aşıların kontrolü için yeterli yetkinliğe sahip olmadığı görüşünde. E, İlaçların etken maddesini bile test edemeyen bir kurumun e, bu aşıyı nasıl test edeceği e, ve hangi e, aşamalarla aşının güvenilir olduğunu kabul edeceğini e, hiç kimse bilmiyor. E, bu konuda şeffaflık olması gerekir. Aşılarla ilgili vatandaşın çekincesi ise aşıların menşei konusunda. Sağlık Bakanı açıklamasında her ne kadar bakanlığımız aşının menşeiyle değil güvenliği ve etkinliğiyle ilgilenmektedir dese de vatandaş aynı fikirde görünmüyor. Çin aşısı mı e, ne? Buna... Çin aşısı? Olmam hayır, yaptırmam, aşı Neden yaptırmam. Yok, zaten Çin'den geldi bu. Aşı yaptırmayın diyor, uzmanlar ben de yaptırmak istemiyorum. Yaptırmayı düşünmüyorum, güvenmiyorum çünkü o aşıya. E, tabii ki e, gündemi takip ederim okurum ama e, şimdiye kadarki okuduklarımla onu yaptırmayı düşünmüyorum. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum 11 Aralık'ta da e, geri dönüyorum İngiltere'ye O yüzden orada Pfizer BioTech aşısını yaptıracağım. Uzmanlarsa aşının menşei konusundaki tartışmaların doğru olmadığı görüşünde son beyefendi de imrendirir gibi bizi ben dönüyorum zaten dedi. Pfizer BioNTech aşısını yaptıracağım orada İngiltere'de dedi. E biz biz burada olanlar 83 milyon biz ne yapacağız? Ne yapacağız sahi? Menşe ile derdimiz yok ki. Tamam evet Çin mallarının adı çıkmış dünyada da işte kalitesi tartışmalı falan ama Aşıdan söz ediyoruz. Üstelik aşı söz konusu olunca uluslararası bir çalışmadır aşı. Pfizer-BioNTech diyoruz ama BioNTech mesela bu dağıtımı üstlenmiş firma. Amerikan, Pfizer Alman, üretim Belçika'da yapılıyor. İlk sipariş İngiltere tarafından verilmiş. Ee, yani böyle bir dünyada yaşıyoruz bugün. Ben peşiyle bu aşıya karşıyım demiyor ki kimse. Sadece güvenilir olduğu bana gösterilsin. Faz 3 çalışması tamamlanmış olsun, onayı olsun. Son sözümüz de bu akşam bu olsun. Bize eşlik ettiğiniz için, iki saat boyunca görüşlerinizi paylaştığınız, hatalarımızı düzelttiğiniz, yorumlarınızı yaptığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Yarın akşam 18'de daha güzel haberlerle karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi bir yere ayrılmayın çünkü iki yorum sizi bekliyor olacak.